Tekrar merhabalar efendim. Ben Serap Bölevacıklı. Saatler 15.58. Tarihler 31 Temmuz. Yazın ikinci ayında bitiriyoruz bugün. Siyasetin gündemiyle başlayacağız. CHP'den başlayacağız. CHP'de çünkü değişim tartışmaları devam ediyor efendim. Bu kez partinin grup başkanı Özgür Özel'den açıklamalar geldi. Dikkat çeken açıklamalar geldi. Halkta bir tepki var efendim. Bir çağrı var. Bu tepkiyi yok sayarsak onarılmaz sonuçlar doğurabilir dedi. Bu ülkeyi bir Orta Doğu ülkesi yapmaya çalışanlara karşı ya bir yol bulacağız ya hep beraber yeni bir yol açacağız. Buna hep beraber mecburuz. CHP'de bitmeyen tartışma konusu değişim. Partide gerek geçmişte gerek şimdi önemli rol üstlenen isimlerden Kılıçdaroğlu'na eleştiriler ve istifa çağrıları sürüyor. Değişim tartışmalarının alevlendiği günlerde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den çarpıcı açıklamalar geldi. Partinin tabanında bir öfke olduğunu, değişimin hızla yapılması gerektiğini söyledi. Partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahi baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu. Bu durumun yok sayılması kaygılarımızı arttırıyor. Her 4 kişiden 3'ünün oyunu alamayacak. Olmadığımızı görmeliyiz. Tepkiyi yok sayarsak bu durum onarılmaz sonuçlar doğurabilir. Bir takım reform ve devrimleri süratle yapmak zorundayız. Değişim çağrıları, sızdırılan Zoom toplantısı, yerel seçim öncesi kurultay mesajları derken CHP içindeki tartışmalar Mayıs seçimlerinden bu yana sürüyor. Dikili Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kitap Günleri etkinliğinde konuştu Özgür Özel. Seçim sonuçları üzerinden mazeret üretilmemesi gerektiğini ima etti. Seçime dair söyleyecek çok şey var. Haksızlıklar, eşitsizlikler, usulsüzlükler ama hiçbirisi mazeret değil. Cumhuriyetin kurucu kadrolarına hayranlık duyanların, Cumhuriyeti sahiplenenlerin, Cumhuriyetin değerlerini aşındıranları yenmiş olmaları gerekiyordu. Seçim sonuçlarıyla ilgili öz eleştiri de bulundu. Bunlar gelirse ezan susar, bayrak iner diyerek, yokluğa, yoksulluğa, açlığa, güvensizliğe rağmen oy vermeye ikna etmiş bir kötücül akla yenildik maalesef. Bir yol bulmak ya da bir yol açmak zorunda olduklarını söyledi Özel. Bu ülkeyi bir Orta Doğu ülkesi yapmaya çalışanlara karşı, bir tek adama karşı, bir kişinin değil, hepimizin yönettiği bir rejimi korumak için ya bir yol bulacağız ya hep beraber yeni bir yol açacağız. Buna hep beraber mecburuz. Efendim CHP'de kurultay takvimi değişim tartışmaları ile işlemeye devam ediyor. Eski genel sekreter Önder Saf, Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük bir istifa çağrısı yapmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'den yanıt geldi Önder Saf'a. Yapılanlar CHP'yi yıpratma stratejisidir dedi. Üst üste partinin başarısızlığında genel başkan olarak durmuş olan bir siyaset adamının gerçeği kendisinin görüp gereğini yapması lazım. Siyasi partiler yasası ve tüzüğümüze göre büyük kurultayın toplanma süresi 2 yıldan az, 3 yıldan fazla olamaz. Yasada 3 yıllığına seçilen genel başkanın görev süresinin bunu aşmasına ilişkin bir yaptırımsa yok. Bu süreyi aşan, hatta 4,5 yılı bulan partilerle ilgili de böyle bir karar yok. O nedenle bu konuda bizim yapacağımız bir işlem bulunmuyor. Seçim sonrası yakılan değişim meşalesinin ateşi sönmüyor CHP'de. Önder Sav, CHP'nin eski genel sekreteri, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından Sav'a yanıt gecikmedi. Zeynel Emre, Önder Sav'ın iddialarına karşı çıktı. Hem siyasi partiler kanununda hem bizim tüzüğümüzde genel başkanın 3 yıldan fazla görev yapamayacağı, en çok 3 yıl için seçilirler. Bu tümüyle genel başkanı ve genel merkezi yıpratma stratejisi. Bu kadar yıllık devlet, parlamento ve parti deneyimi olan bir genel başkanın böyle bir şeyi düşünmediğini falan mı topluma göstermek istiyorlar? Bu hukuki bir tartışma bile değil. Türkiye'nin bu kadar yakıcı sorunu varken kalkıp da parti içi konuların ekranlarda tartışılması kadar partiye zarar verecek bir iş olmaz. Önder Sav'ın parti tüzüğünü işaret ederek istifa çağrısı parti içinde tepki seslerini de beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hırpalanmasını istemem ama Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için yapılması gereken iş Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi. Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav'a yakışan bir tavır değildir. Yani insanlar kendi partisini ihbar etmez. Değişim tartışmalarına katılan eski genel sekreter Önder Sav'ın açıklamaları bir süre daha CHP'de yankılanacak gibi görünüyor.